Ses deneme. Buzdağı. Doğal, mineralli. Buzdağı. Evet arkadaşlar, herkese selam. Bugün liste içeriklerde fantastik Türk sinemasından 7 filmi konuşacağız ama bu şekilde olmaz. Böyle değil. Artık hazırız. Pelerimizi giydik. Fantastik Türk sinemasından 7 film. İlk filmimiz Klinik Uçan Adama Karşı, Yılmaz Atadeniz'in filmi, 1967 yapımı. İtalyan sadist Killing'den uyarlanan film, Galata'daki dövüş sahnesiyle daha çok hatırlatıyor. Çok eski bir film olmasına rağmen bu fantastik Türk sinemasının başlangıcında çok önemli bir yer ediyor. Diğer filmimiz ise Baytekin Fezada Çarpışanlar, o da 1967 yapımı. Ben Şinasi Özkonuk'un filmi, şu an her yerden beni çekiyorlar ve çok mutluyum. Şinasi Özkonuk bu Flash Gordon'dan uyarlanarak bu filmi çekmiş. 1963 yapımı Flash Gordon Space filminin kopyası gibi uyarlanan film ama güzel bir fantastik örneği oluşturmuştur Türk sineması için. 1969 yapımı Zorro Kamçılı Süvari, zaten anladığınız üzere Zorro, bildiğimiz Zorro, yani bir çizgi roman uyarlamasının Türkiye'ye devrilmiş hali. Gene Yılmaz Atadeniz, kopyalamış. Yani fantastik Türk sineması deyince aklımıza özellikle 60'lı yıllarda Yılmaz Atadeniz geliyor. Zorro da klasik çizgi romanından uyarlanmış, aynı klonlanmış hikayenin Türkiye'ye çevrilmiş halidir. Diğer filmimiz de Nişan Hançerya'nın 1971 yapımı filmi Zagor Karabela. Zagor bildiğiniz üzere zaten meşhur bir çizgi roman serisiydi. Amerikan yapımı bir çizgi roman serisiydi. Zagor'da ise amatör filmlerin aranan ismi Levent Çakır bulunmakta. Şu an Levent Çakır deyince gözünüzde canlanmıyor ama ben buraya bir yere fotoğrafı koyduğumda daha iyi anlayacaksınız. Diğer filmimiz ise gene fantastik sinemamızın sevilen yönetmeni Yılmaz Atadeniz'den 1972 yapımı Yılmayan Şeytan. Sinemamızın daha çok kötü yüzü olarak gördüğümüz Kuntulgar burada iyi bir taraf olarak karşımıza çıkıyor. Filmin etkileyici tarafı da bu. Yılmaz Atadeniz yine Paris'i toplamış, fantastik Türk sinemasında önemli bir yer edinmiş. Bu sefer Kuntulgar yönetmenlik koltuğuna geçiyor ve gene 1972 yılında Superman geri dönüyor filmi çıkıyor ve Superman, yani bunu daha fazla nasıl açıklayabiliriz, yerli bir Superman. Bunu zaten Twitter'da, sosyal medyanın çeşitli mecralarında alay konusu olarak görmüşsünüzdür ama bizim fantastik sinemamızda önemli bir yere dönüyor. 1979 yılında çekilen filmin arka planında da böyle işte fönle, saçları havalandırma, pelerine efekt verme gibi sahneler çok ilgi çekici. Aynı dönemde de aslında buna yakın dönemlerde de Dracula İstanbul'da filminde de duman efekti vermek adına yüzlerce kişi arkada sigara içmek zorunda kalmış. Son olarak da hepimizin bildiği 1982 yapımı Cüneyt Arkın'la Dünyayı Kurtaran Adam. Çetin İnanç'ın yönetmenliğini üstlendiği Dünyayı Kurtaran Adam Türk sinemamızda halen önemli bir etkide yer almaktadır. Hatta yabancı okullarda ders olarak gösterilmektedir. Bazı Amerikan sinema okullarında Dünyayı Kurtaran Adam'ın dönemin etkilerine rağmen başarılı ama aynı zamanda senaryo derinliğinden kötü olduğunu söylemektedirler. Fakat ne zaman izlesek etkileniriz. Bu yeni çıkan versiyonları işte Mehmet Ali Erbil'in olanları falan filan, bunlar bizi üzse de zamanında Dünyayı Kurtaran Adam Türkiye'ye yenilik getirmiş filmlerdendir. Evet, harika kısa bir liste oldu. Zaten fantastik Türk sinemamız da bu kadar kısa sürdü. Yani 20 seneye sığmadan 7-8 filmi anlatabiliyoruz. Maalesef biz de bunu pelerinvari örtümüzle beraber anlatmaya çalıştık. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bir de olmak istediğiniz süper kahramanı yorumlara yazmayın. Ama siz bilirsiniz, yazarsanız da okuruz. Kendinize iyi bakın.